hafta farklı branşların başarılı isimlerini konuk almaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu haftaki konuğumuz Beşiktaş'ın son zamanlarda adından performansıyla bahsettiren oyuncusu Engin Atsür oldu. Bu hafta Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. haftası ve bu hafta oynanacak karşılaşmalar sonrasında birinci devreyi kapatmış olacağız. Biz de bu birinci devre öncesi oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Engin Atsür'ün yanında soluğu aldık. Ona hem derbiyi sorduk hem de yaşadığı o uzun sakatlık sonrasında hissettiklerini dile getirmesini istedik. Dilerseniz bu keyifli röportaja birlikte göz atalım. Sevgili Engin, çok talihsiz dönemlerde talihsiz sakatlıklar yaşadın. Bir türlü tam çıkışa geçecek derken o sakatlıklar sebebiyle o basketboluna doyamadık ama bu sezon sanki senin sezonunmuş gibi geliyor. Yanılıyor muyum? Benim ümidim senin dediğin gibi bu senenin benim ve takım adına güzel geçmesi tabii ki. Basketbolun, sporun parçası sakatlıklar. Benim de hep kötü zamanlarda oldu. 2010 Dünya Şampiyonası'ndan önce bir sakatlığım oldu. Toparladım. Bu sefer diğer aşilimden bir sakatlığım oldu. Fakat ikisinden de bir şekilde zor sakatlıklardı. Dönmeyi başardım. Ümit ediyorum ki artık sakatlıklardan uzak kalacağım. Hem ben hem de bütün takım, bütün sporcular. Ve iyi bir sezon olacak benim için ve takımım Beşiktaş için. Senin için oldukça zorlu bir süreç olduğunu tahmin ediyoruz. Fizyolojik anlamda aşmış gibi görüyoruz seni ama asıl mental anlamda o performansını ortaya koymaya başladın diye düşünüyorum. İki seferde de bir şekilde atlatmayı başardım. Mental yanı belki de bazen fiziksel yanından daha zor oluyor atlatması. Fakat kendimi şanslı hissediyorum. Takım arkadaşlarım, koçlarım, ailem ve çalıştığım bütün sağlık ekipleri bana büyük yardımda bulundular, yardımcı oldular ve bu zor günleri atlattım. Şu anda kafamda hiçbir soru işareti yok. %100 sağlıklıyım. O yüzden artık biraz da bana kalmış. Ne kadar iyi çalışırsam o kadar iyi olabileceğimi düşünüyorum. Bu hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağınız derbiyi soracağım sevgili Engin ama onun öncesinde ilk yarı bitiyor bu hafta karşılaşmalarıyla. Şöyle senden Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk yarısını, Beşiktaş'ı takımını ve aynı zamanda Eurocup'ı şöyle bir değerlendirmeni istiyorum. Türkiye Basketbol Ligi bu sene gerçekten zor bir lig. Her deplasman çok zor. Bütün takımlar iyi takımlar kurdular, iyi kadrolar kurdular. Bildiğiniz gibi yabancı sınırlaması da değişti. O yüzden boş maç yok tabiri caizse. Biz de Beşiktaş Integral Forex olarak bence lige iyi başladık. Son bir haftaya kadar liderlik şansımız da vardı. Fakat Anadolu Efes mağlubiyetiyle bu fırsatı kaçırdık ama yine de ben iyi bir performans geçirdiğimizi, yaptığımızı düşünüyorum. Bu zor ligde, çetin bir lig. Son haftada Fenerbahçe-Ülker maçı var bu zor maçta. İlk yarıyı kapayacağız. Ben onu değerlendirmeni isteyelim o zaman. Nasıl bir yani karşılaşma olacak? Çok da değerlendirecek bir şey yok. Çok güçlü bir ekip Fenerbahçe-Ülker. Özellikle evlerinde seyircilerin avantajıyla iyi basketbol sergiliyorlar. Tabii ki kolay olmayacak. Biz de çok tecrübeli bir ekip olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Genç oyunculardan da kuruluyuz biraz. Gittikçe daha iyi oluyoruz. Bu tecrübe farkı gittikçe kapanacağını düşünüyorum ligin sonuna doğru. Böyle büyük maçları kazanmak için sadece hücum anlamında değil müdafaada da akıllı olmamız lazım. Maç sonlarını iyi oynamamız lazım. Çünkü karşıda tecrübeli bir ekip var. Yenecek kapasitedeyiz fakat o gün en iyi günümüzde olmamız lazım. Yoksa kolay bir maç değil.